Ne biçim bir ormanmış, ne kadar da büyük. Ben kayboldum sanırım burada. Bu ses de ne böyle? Ölümün geldi. Hızlı ölümün geldi. Sen artık yılanların merhametindesin. İstediğinizi deneyin Kristal Pendar. Savunun kendinizi. Civangi. Bittin. Yılan Şivangi şimdi ölecek. Ölecek. Yılan kristali bundan sonra benimdir artık. Hayır Ruchika. Ne oldu? Gerçeği değil o. Gerçek yılan kristali asırlar önce çalınmıştı. Bu sahtesi. Sahtesiyle de hiçbir şey yapamazsın. Ölecek olan sensin. Hayır! Şişko, Rocky nereye gitti acaba ya? Ya başına bir şey gelirse? Hadi. Biliyordum senin Şivangi'nin tarafında olduğunu. Ama beni kandıramadın sen. Umurumda mı sence bu benim? Artık ölü sayılırsın. İntikamının önüne geçen bu engeli ortadan kaldır Şivangi. Öldür onu. Katillerinin yanında yer aldın. Cezalandırılacaksın. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hayır, yapmayın lütfen. Bırakın beni. Size yardım edeceğim. Ederim. Onları öldürmenize yardım ederim. Yardım ederim. Unvanından utanmalısın. Senin gibi bir peder olmaz olsun. Sanırım bunları Taktak Klanı'nın arazilerinde görmüştüm ben. Bunların taktak yılanları olması lazım. Hikaye bu... Şey, bir yılan aşkı hikayesi. Onlar birbirlerini çok seven yılanlardı. Ama sonunda ayrıldılar. Ayrılmak zorunda kaldılar. Bu biziz Rocky. Bu bizim hikayemiz. Nasıl? Birbirini delicesine seven aşıkların hikayesi. Birbirine benzemiyor mu? Bu eski bir hikaye, bir aşk hikayesi. Birbirini seven iki yılanın aşklarını anlatır. Bu hikayede birbirlerini çok sevdiler ama bazısı inanmaz, bu gerçek değil der. Ama gerçektir, gerçekten olmuştur. Onlar yaşadı, aramızda yaşadı hem de bizimleydiler. Ben gördüm, onlar çok aşıktı.
Hadi. Rocky, yılan kristalini bulabildin mi? Yılan kristali yılanlara ait. Hayır. Ben bunu Tak-Tak klanına vereceğim. Fakat şayet bana güvenmiyorsanız kendiniz götürün. Rocky, sana kendimden çok güveniyorum. Sen götür. Caduna nerede? Öldürdüm onu. Ne? Onu nasıl öldürürsün? Çünkü bizi öldürmek istiyordu. Ben de onu öldürdüm. Şimdi işler iyice karıştı. Ruchika'yı, Mazi, Romil ve Aliye'nin Şivangi'yle birlikte olduğuna ikna etmem gerek. Bir bahane uydurmalıyım. Bu kara yılanı uyandırmalıyım. Senden hala şüpheleniyorlar. Bırak şüphelensinler. Hepsinin icabına bakacağım yakında zaten. Sesha Yamini'nin en büyük silahı. Sesha'yı öldürürsek Yamini'yi devre dışı bırakabiliriz. Ama evvela bana karşı şüphelerini gidermem lazım. Onu hallettikten sonra öldüreceğiz. Beklememiz lazım yakında. Şimdi... Gidelim mi? Biz artık Shivangi ile olduğunuzu biliyoruz. Bundan sonrasında size asla güvenmeyeceğiz. Bundan emin olun. Şimdi siz bize Rocky ve Shivangi'yi nerede bulacağımızı hemen söyleyin. Shivangi'nin sizi de kandırdığının farkında değil misin? Biliyor zaten. Yine de onun yanında. Neden Mansiyala? Neden? Neden Shivangi'yi destekliyorsunuz? Ne yapmaya çalıştığını bilmiyor musunuz? Hepinizi öldürecek, hepinizi. Evet, sana ne oluyor? Sen de Shivangi ile değil misin? Hayır Mansiyala, hayır. Ben nasıl onun gibi birinin yanında olurum, tanımıyor musun beni? Rocky, sana ne oluyor? Beni Shivangi'ye götüren sendin ve bana dedin ki hala... Hala Shivangi masumdur. Ruchika ile Yamini onun ailesini öldürdü dedin. Unuttun mu? Benim bunu dediğimi mi sanıyorsun? Aa evet. Neden böyle düşünmeyeyim ki? Olan bu değil mi? Neden diye nasıl sorarsın? Eğer dediğinden emin değilsen beni nasıl suçlarsın? Herkesin itimadını sarsıyorsun. Shivangi de bunu istiyor zaten. Bizi birbirimize düşürüp yılan kristalini alacak ama buna izin vermemeliyiz. Yani sinirimize yenilip de birbirimize düşmeyelim. Ne diyorsun sen? Hala bir saniye. Umarım ona sana verdiğim güçlerden bahsetmemişsindir. Hayır. Mansi hala. Shivangi'nin niyeti kötü. Fark etmedin mi? Eğer ona bunu söylediysen sizin için gelecektir. Ne? O hepinizi, hepinizi öldürür. Acıktınız mı çocuklar? Gelin size bir şeyler yapayım. Hadi gelin. Hadi. Ruchika, Shivangi harekete geçmeden onu durdurmalıyız. Ben gayet güzel rol yaptım değil mi? Şaka mı sen? O da kim şimdi? Bekle. Birazdan kendini tanıtır. Ruchika, sana önemli bir şey söylemeyi unuttum. Onu söylemeye geldim. Takshika, bu akşam çok önemli. O kadar önemli ki Tak-Tak kralı ve kraliçesi evlenmeli.
Ne? Evlilik mi? Eğer Rocky seninle evlenmezse bu... Evleneceğim. Bu gece seninle evleneceğim. Rocky? Daha öncesinde aldatıldım, kandırıldım ve o yüzden seninle evlenmemek için bir sebebim yok. Şu ana kadar hep kandırıldım. Ama bu hatayı bir kere daha yapmayacağım. Ruchika. Benimle evlenir misin? Ne? Şakama bir sıkıntı var. Ailemi burada bırakamam. Canları tehlikede. Onları taktak topraklarına da götüremem. Çünkü gerçek kimliğimi bilmiyorlar. Yılan olduğumdan haberleri yok. Geçmiş geçmiştedir. Kaderinde ne varsa o olacaktır. Ve kaderin budur. Evlenmek zorundasın. Bir de evliliği burada, bu evde, bu gece yapmalısınız. Rocky evliliği kabul etti. Hayır Yamini, kesin bir tür oyun oynuyor. Ve ben bu yılanın amacının ne olduğunu henüz bilmiyorum. Dikkatli olmalıyım. Şişko, sen Şişko'sun değil mi? Yamini denmesini daha çok tercih ediyorum. O zaman git. Nasıl? Hadi yürümen gerekiyor. Ne? Shivangi senin için gelecek. Hazırlık yapılacak. Yoksa bunu yapamayız. Her şeye hazır olun, tamam mı? Shivangi? Shivangi, az önce ne oldu? Rocky'yi Sasha ile evlendiriyorsun. Evet. Neden peki? Söyleyeceğim hala. Nereye gidiyorsun? Ben... Seni uyarmak için geldim. Bugün önemli bir gece. Bu gece ya Rocky senden uzaklaşacak ya da sana yaklaşacak. Eğer bu gece onunla evlenmezsen asla birlikte olamazsın. Hayır. Rocky Sasha'yla evlenemez. Takshika ve Rocky birlikte olmayacak. İzin vermeyecek. Bu yılan bağ güçlerini kullanmana izin vermez. Bu evlilik değil. Takshika için kurduğumuz bir tuzak hala. Önce Sasha'yı, sonra da Yamini. Evet. Taktak kraliçesinin sırası. Bu akşam gelecek. Ölecek. Vakit yaklaşıyor. Gün bitiyor. Artık kimse sizin gücünüze dayanamayacak. Rocky ve Shivangi. Sen bizim düşmanımız değilsin. Ama düşmanımıza yardım ediyorsun. Korkma. Şimdi seni öldürmeyeceğim. Desteklediklerin masumları öldürüyorlar. Bugün ölecekler.
Vay vay vay. Bak sen şuna, ne de güzel hazırlanmışsınız. Yani demek istediğim, iki dirhem bir çekirdek olmuşsunuz. Sizi çok kıskandım doğrusu. Ne zaman yanlarına gelsem, neden birbirlerinin ellerini tutuyorlar? Aa, vay canına! Bu çiçekler de nereden çıktı? Aha! Aa, aman si! Bu çiçekleri nereden aldınız? Çok güzel. Neyse. Hadi çocuklar, hazırsanız artık çıkalım. Hazır mısınız? Hadi size diyorum. Hadi çabuk olun. Öyle yüzüme bakmayın. Hadi. Hadi dedim. Evet büyük anne. Aferin. Sayende onları izleyeceğim şimdi. Arya, küpelerim nerede gördün mü hayatım? Oradalar anne. Romil? Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Düğün var bu akşam. Bir sürü hazırlık yapmamız gerekiyor. Hayır, ben sadece... Ne yapmamız gerekir biliyorsun. Söyle bakalım. Ne yapmanız gerekiyor? Ben de bir güzel duyayım sizi. Ne yapacaksınız? Öğreneyim güzelce. Ama belki de Rocky sizin gibilere güvenmeyip söylememiştir planını. Of! Boşuna uğraştım o kadar. Şeşan'ın yanından şimdi geldim. Ne? Ne diyor bu? Mahendra neden onunla konuşuyor ki? Rocky'nin gelini olacağını. Onları ikna ettim. Bak sen, ben haklıymışım sonunda. Shivangi ile birliktelermiş. Biliyordum bunu. Onlar bizi kandırmaya çalışıyor. Rocky de onlarla birlikte bizi orada kandırmaya çalıştı. Kara yılanımı akıllarınca öldürecekler. Shivangi? Evdeki herkes Mahendra'nın yaşadığını biliyor. Sen de onun kılığında geziyorsun. Evet hala. Maalesef olanlardan sonra Rocky ve ben onu öldürmek zorunda kaldık. Cadunat'ı da öldürdün. Şimdi sıra Sesha ve Yamini'de. Ha? Evet. Bunların olduğunu hatırlıyoruz. Evet doğru. Bunların hepsini biliyor musunuz hala? Bu demek... Mahendra öldü. O... Yılanlar tarafından öldürüldü. Evet. Hatırlıyoruz. Hala, Sesha'dan korkmayın. Sizde yılan kristalinin gücü var. Kimse size zarar veremez. Bu ne demek? Onların elinde kristal mi var? Hayır. Ben bunu Taktak Klanı'na vereceğim. Cadunah nerede? Öldürdüm onu. Ne?
Rocky, neden yaptın bunu? Kristali bizden almaya çalıştın. Demek o bize yalan söylüyormuş. Rocky orada bize yalan söylüyordu. Bizi kandırdı. O yılan kristali demek sahte olandı. Evet, yılan kristali sizin elinizdeyken bir şey olmaz. Onunla korkmanıza gerek yok. Merak etmeyin, sizi koruyacaktır. Birlikte olmanız gerekiyor. Ayrılmayın, el ele kalın. Unutmayın, el eleyken hiç kimse size zarar veremez. Şivangi, bunları biliyoruz. Yamini ile Seşan'ın yanındayken biz... Her zaman birbirimizin elini tutuyoruz, tamam mı? Olanlara da bak. Ben bu üçünün aslında saf olduğunu sanıyordum. Meğerse onların elinde yılan kristalinin bütün gücü varmış. Baksa. Hala, bugün kulağınızı dört açmanız lazım. Seşa bugün ölecek. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Lütfen dikkatli ol. Endişelenme Şivangi. Her zaman yan yana kalacağız. Tamam hala. Yeter ki ayrılmayın. Size hiçbir şey olmaz. Bu arada tören zamanı geldiğinde ne yapacaksınız? Unutmadık. Biz hazırız. Umarım bir sorun olmaz. Bu demek oluyor ki... Benim yılanım ölecek ama... Neyse. Nasıl kurtaracağım ki onu? Hadi bakalım. Göreceğiz. Ama eğer Rocky ve Shivangi birlikte yılanı öldürürlerse... Aslında iyi olur. O gitti mi ben de artık rahatlarım sonunda. Evet. Onlar yılanı öldürdü mü ben de kurtulacağım. Ve kristali alacağım. O zaman geldiğinde bütün yılanların kraliçesi olacağım. Yamini... Yılan kraliçesi olacaksın. Ve Rocky ile Shivangi ölecekler. Öldüreceğim onları. Bitireceğim işlerini. Ve en sonunda her şeyi ben yöneteceğim. Yamini kraliçe olacak. Yılanların kraliçesi olacak. Shivangi, her şey bitmeden önce biz bu işi bitirmeliyiz Shivangi. Ya bugün Seşa'yla evlenecek olursam? Seşa'yla evlenmene izin vereceğimi mi sanıyorsun Rocky? Seşa benim teyzemdi. Annemin kardeşi. Kardeş kardeşi kıydı. Eğer annem hayatta olsaydı, her şey çok farklı olurdu. Kan dökülmezdi. Kimsenin kanı dökülmezdi. Ama bunu onlar yaptı. Onlar annemi öldürdü. Hepsi birlikte ona ihanet ederek öldürdüler. Bu yüzden yılanın intikamı onların sonunu getirecek. Hem de hepsini. Haklısın. Ölüm dağıtanların sonu da yine ölüm olur. Ne oldu? Sana son bir defa bakmak istiyorum.
Artık yeni bir hayata başlayacağız. Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim Şivangi. Mansi, Aliya ve Rumil acaba nerede? Bayan Namrata, lütfen gelin ve damadı çağırınız. Merak etmeyin, gelin evlenmek için yolda. Birazdan burada olur, geliyordur. Damat bey ve gelin hanım el ele tutun. Rocky, ne oldu? Kalk canım, kalk. Ruchika. Kalkın. İyi misin? Bunu Shivangi yapmış olabilir. Shivangi, biliyorum. Avizeyi sen düşürdün. Cesaretin varsa çık ortaya. Shivangi'nin istediği de bu. Evliliğinizi bozmaya çalışıyor. Onu boş vermelisiniz. Onu bu kadar düşünmeye devam ederseniz evlenemeyeceksiniz. Rocky, şimdi durumlar değişti. Şu an yapman gereken Ruchika'yı mabede götürmek. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bugün evlenmelisiniz. Ama hangi mabed? Ormanın içindekine. Orası yeni inşa edildi. Oraya gidin. Dinleyin beni. Bu gece hayatlarınız değişebilir. İstediğiniz her şeyi yanınızda götürün. Hadi, hadi gidin artık. Evet. Bu sefer başarısız oldu. Ama Shivangi'yi öldürmeliyim. Hadi Ruchika, gel. Ruchika, ölümün geldi sayılır. Artık ölümün yaklaşıyor. Rocky, eğer bu düğün tamamlanmazsa Shivangi'yi öldüreceğim. Hayır Ruchika, buraya gelme sebebimiz, biz onu başarmadan önce ay gitmeyecek. Dolunay dişi bir yılan için güçtür. Ama senin için bir lanet olacak. Ruchika, bu gece senin ölümünle bitecek. Ölümün geldi. Shivangi, demek buradasın. Bana zarar veremezsin. Bu gece aşkım benimle birlikte. Ve sen yalnızsın. Aşkın seninle mi birlikte? Nerede? Derina!
İyiyim ben. İyi olmayan sensin. Bir sürü farklı isimle. Ruchika, Taksika ve Seşa. Bu gece üçümüz buradayız. Başka kimse yok. Ben Mahendra olarak gizlenmiştim. Ama ne yazık ki o artık sadece bir ölü. Mahendra Cadunan. Evet, biz ikisini de öldürdük. Ve bu gece sen öleceksin. Ne dediğimi hatırlıyor musun? Aşk her zaman kazanır. Bak, aşk işte. Zaferimizi iyi izle. Bugün düğünün olmayacak. Bugün ölümünü planladım. Ve bu gece sen... Öleceksin Seşa. Rocky, herkes bana söylemişti. Seşa, Rocky seni kandırıyor demişlerdi. Onları dinlememiştim. Ama bugün kendi gözlerimle gördüm. Beni kandırıyormuşsun Rocky. Sana olan aşkımı zehirledin sen. Ve bu zehir seni öldürecek. Beni mi öldürecek? İnsanları zehirleyen asıl sensin. Kız kardeşim Avni'yi zehirledin. Anşuman'ı öldürdüğünde ben senin kim olduğunu gördüm zaten. O zamandan beri seni kandırıyormuşum gibi rol yapıyorum. Benimle oynadığın oyunu ben de sana karşı oynadım. Buradaymışsınız. Ben korkuyorum. Lütfen, lütfen beni Rocky'nin yanına götürün. Oğlumun düğününe katılmak istiyorum. Tamam büyük anne. Hadi gidelim. Teşekkürler Sar. Yani Mansi, arabaya geçiyorum ben. Sen ne yaptın böyle? Ne yapabilirim? Israr ediyordu. Ayrıca güzel bir şans. Onu yanımızda götürürsek Rocky ile Shivangi onu görür ve Seşa'dan sonra onu öldürür. Ben Takşika'yım. Ölmeyeceğim. Öldüreceğim. Rocky! Ne düşünüyorsun? Sen Takşika mısın? Eğer sen Takşika'ysan, ben Takşi'nin kralıyım ve senin olabileceğinden çok daha zehirliyim. Ah yeğen, sana söylemiştim. Ben senin büyüğüm. Thank you.
Hangi aşktan bahsediyordun sen? Bak, aşkın korkusundan kaçtı gitti. Nerede o? Şimdi sen öleceksin. Ne Mansi, ne Romi. Nereye gittiler acaba? Kıyafet odasına bakacağım. Rocky! Rocky! Ne? Halam buna mı bakıyordu? Asıl gerçek aynı amaca hizmet ediyor olsak da beraber değiliz. Shivangi de bundan faydalanıyor işte. Olamaz. Yamini odaya kamera koymuş. Demek oluyor ki bizden şüpheleniyormuş. Ve gerçeği öğrenmek için bu tuzağı kurmuş. Shivangi, Mahendra'nın öldürüldüğünden kimsenin haberi yok. Ve sen onun kılığında geziyorsun etrafta. Hala, Sesha'dan korkma. Sizin elinizde yılan kristalinin gücü var. Eyvah, her şeyi öğrendi. Üstelik de yılan kristali Mansi haladaydı. Demek ki o Romi, Alya ve Mansi haladan planla kristali alacak. Eğer onların kılına dokunursa ona acımayacağım. Acımayacağım. Gel. Sakın elimi bırakayım deme. Romi! Yardım et! İmdat! Ne oldu? Ne gördün? Hadi söyle bize Bilgi. Ali ya Romi neredeler? Artnariş var mabedindeler. Hızlı olun. Romi! Rocky abi! Rocky! Rocky! Rocky abi! Rocky, hemen gitmeliyiz. Hala tutulmaya devam etmeliyiz. Romi! Yardım edin! İmdat! Romi! Rocky! Rocky! Rocky abi! Hayır. Hala, Romil. Rocky. Rocky.
Aliya! 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 İyi misin hayatım? Şivangi! İyi misiniz? Şivangi, Yamini bizi kandırıp yılan kristalini çaldı. Ne? Yamini kristali mi çaldı? Nereye gitmiş olabilir yenge? O tarafa. Allah, Aliya ve Romili eve götürürler. Biz yılan kristalini alırız. İkiniz de çok dikkatli olun. Gidelim. Şu an baktığın biz değiliz. Ölümüne bakıyorsun. Benim değil. Sizin ölümünüz olacak. Acı dolu bir ölüm. Annene verdiğin. Bugün sen de benzer bir ölümü tadacaksın. Söylediğin gibi yılan kristal kimin elindeyse eğer ölümsüz olur. Ve kristal benim. Kristal artık benim. Onu ele geçirmek için bir sürü düşman. Bu kristal için üç kez ölümden döndüm. Ama artık yılan kristali artık benimle birlikte. Ve ben ikinizi de öldüreceğim. Ve ben dünyayı yöneteceğim. Ama öncesinde ikinizin de güçlerini elinden alacağım. Sonunuz. İki yılanın sonu. İkinizi duymaktan bıkmıştım. Yılanım ben yılan. Yeter. Bugün artık yılanın hikayesi sona erer. Hayır. Asla bitmeyecek. Senin gibi kötü insanlar yılan kristalini ne zaman ele geçirse başka bir yılan intikam için mutlaka gelecek. Gerçekten mi? Nasıl olacak? Kristal benim elim.
Şivangi... Neden deniyorsun? Elinde hiçbir güç yok ki. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, bana dokunamazsın bile. Yapabiliyorsan zarar ver bana. Hiç kimse sandığın gibi ölümsüz değildir. Hiç kimse. Sen bile ölümsüz filan değilsin. Senin de sonun elbet gelecek. Bu güç. Sonsuza dek senin olmayacak. Kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin. Senin gibiler asla kazanamam. Ölene dek savaşacağım. Ben son nefesimi verene kadar seninle savaşacağım. Gerçekten mi? Savaşacak mısın? Hadi gelsene o zaman. Ne kadar savaşmaya gücün var görelim bakalım. Eğer sen kristali bir şekilde elimden alana kadar seni öldürmez. Hadi. Hani gelip elimden kristali alıyordun? Hadi ama bütün gün sizinle uğraşamam. Ben seni öldüreceğim. Gördün mü Yami'yi? Ölümün bugün senin gözünün içine bakıyor. Hızlı mı olsun, acı dolu. Zehrimiz damarlarında akarken mi ölmek istersin? Yoksa hemen mi Yami'yi? Bugün senin son günün olacak. Bugün öleceksin. Yalvar bizi. İntikamımızı aldık artık. Aşkımıza da. Size söylemedim mi?
Takşika ölümsüzdür. İkinizi de öldürmeye geliyorum. Rocky ve Shivangi, ikiniz için geliyorum. Beni bekleyin. Romil, Alia ve Mansi hala beraberce Sesha ve Yamini'yi öldürdük. Mansi hala, eğer yardımın olmasaydı ikisini de öldüremezdik. Teşekkür ederim. Ne oldu? Niye bu kadar sessizsiniz? Dillerini yılan yuttu. Size söylemiştim. Takşika ölümsüzdür. İkiniz birlikte Yamini'yi öldürdünüz. Ama beni öldürmek için daha güçlü olmanız gerekiyor. Hadi, yılan kristalini ver. Vermeyeceğim. Ruchika, bırak onları. Kristali verin, bırakayım ben de. O zamana kadar bu üçü tak tak dünyasında kalacağım. Sesha! Sesha dur! Neden beni tutuyorsun? Mansi hala ve kardeşlerimi aldı. Bir şey yapamayız. Sesha'yı öldüremeyiz. Başka bir yol düşünmeliyiz. Sesha'yı nasıl durdurabiliriz Bilge? Ben de size söylemeye geliyorum. Ama Sesha daha hızlı davrandı. Ama biz Sesha'yı öldürmüştük. Evet, öldürmüştünüz. Takşika'yı değil. Ne demek bu? Sesha Takşika'yı öldürüp yerine geçtiğinde Takşika'nın da güçlerine sahip oldu ve yanında bir lanetli. Sesha Takşika'nın gücünü ve zehrini aldı. Takşika'da o kadar çok zehir var ki kendi dünyasını bile zehirledi. Onun zehri için bir ilaç çok zor. Şanslıyım ki ben bir yolunu buldum. Mabette olan bir taş, zayıf noktası. Takşika'nın ölmesinin yolu kolay değil ama onu öldürmek için iki şeye ihtiyacımız var. İlk önce kanının hiçbir damlası yere değmemeli. Yere dökülen her kan damlası için sayılamayacak kadar çok takşika gelir. İkinci olarak onu öldürebilecek tek güç o taşta gizli. Doğanın gücü. Doğanın minerallerinin muhteşem uyumu. Onun sonunu getirecek güç. Topraktan gelen güç. Onu ancak bu güç yenebilir. Bu eski ve güçlü taşın içinde saklı olan minerallerin gücüyle onun yeniden doğumunu durdurabilirsiniz. Sonsuza dek. Lütfen o taşı bulun. Onu sadece o taşla öldürebilirsiniz. Ama bu nasıl mümkün olabilir Bilge? Mabede giderseniz taşı bulabilirsiniz. Etrafa iyi bakın. Sesha'yı da oraya götürün. Orada öldüğü an bölgedeki bütün zehirli yılanlar onunla birlikte ölecek. Peki nasıl olacak Bilge? Olacak. Bu gece olacak. Bu gece Sesha o mabette ölecek. Sonuyla tanışacak. Oraya nasıl gideceğiz? Ben biliyorum. Hayır. Hayır Shivangi.
Kristal çok güçlü. Seşe'ye verip risk alamayız. Bilge, kristal seninle olacak. Artık sen koruyacaksın. Bu tek yolumuz. Seşa'yı başka bir şekilde mabede çekemeyiz. Ne yaptığını sanıyorsun? Misafirperverlik. Neyse, verin hadi. Yılan kristali. Kristal bizde değil. Sizde değil mi? Neden değil? Yamini'den alınca güvende olması için mabette bıraktı. Oraya almaya gittiğimizde de... kaldıramadı. Bilge bize dedi ki... Sadece gerçekten güçlü bir yılan kraliçesi kaldırabilirmiş. Tamam. Ben alırım. Bir yere ayrılmayın. İkiniz de benimle geleceksiniz. Eğer 6 saat içinde geri dönmezsem... Üçünü de öldür. Gidelim mi? Geldik. Demek kristal burada. Nerede? Orada. Heykelin altında. Göster bana. Alın bakalım. Al ve bana ver. Sana söyledim. Sadece çok güçlü bir kraliçe bu kristali alabilir. Ve sen de bu dünyadaki en güçlü yılansın. Neden korkuyorsun almaktan acaba? Hadi taksaklar, saldırın! Keş planının yılanları. Bilge. Demek öyle. Bütün Şeş klanını getirmişsin yanında. Ben Takşika'yım. Bunu unutmayın. Hiç kimse beni öldüremez. Seşa nereye gitti? Yılanların arasından hangisinin ne olduğunu nasıl anlayacağız? Ne kadar kaçarsa kaçsın, bugün ölecek. Rocky, hiçbir yerde görünmüyor. Nerede o? Nerede? Buradayım. Thank you.
Hadi hızlı olun. Onu zamanda dondurdum ben. Aliya, hadi canlarım. Bugün intikamımı aldım Rocky. Eğer intikam yolumda bana yardım etmeseydin, kaderimi tamamlayamayacaktın. Yarım kalacaktın. Bugün benim kaderim sona erdi Rocky. Neden? Seni öldürdüm. Neden? Sıkıldım artık senden. Sıkıldım. Ne seni istiyorum ne de hayatını istiyorum. Yaşamış mısın, ölmüş müsün? İnan ki hiç umurumda değil. Benim hayatımın senin umurunda olmadığına inanmıyorum Rocky. Herkes bunun farkında. Kainat bunun farkında Rocky. Hepsi beni sevdiğini biliyor. Beni çok seviyorsun. Herkes biliyor. Ruhumun her parçası. Ağzından çıkan her söz beni sevdiğini söylüyor. Neden? Neden beni öldürüyorsun Rocky? Neden Rocky? Neden Rocky? Neden Rocky? Kendim için. Seni sevmiyorum. Sen umurumda değilsin, tamam mı, değilsin? Seninle intikam almak için yan yana geldim. Başka hiçbir şey yoktu. Seni istemiyorum. Sadece öldürmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hayır. Hayır. Sen beni çok seviyorsun. Söyle. Söyle bunu neden yapıyorsun? Neden Rocky söyle? Gerçek olan ne? Söyle bana Rocky. Yoksa huzur içinde ölemem. Rocky. Son nefesimi vermeyeceğim. Söyle yoksa ölemem. Lütfen söyle. Ölmek zorundasın. Ölmen lazım Shivangi. Ölmen lazım Shivangi. Ölmek zorundasın Shivangi.
Şivangi. Hayır. Yılan Efendisi'nin en büyük takipçisiydi. Şeş Klan'ın en güçlüsüydü o. Onu kimse öldüremezdi. Hiçbir silah, hiçbir saldırı, hiç kimse öldüremezdi onu. Sadece aşk. Bugün aşk aşkını öldürdü, bir yılan sevdiğini öldürdü. Bana itaat ederek doğrusunu yaptın. Şivangi'yi öldürmen iyi oldu. Ölmek zorunda. Kaderinde böyle bir ölüm var. Ve böyle öldü. Şivangi'nin ölümü kaçınılmazdı. Ölmek zorunda olduğu için öldü. Hikayesi burada bitiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.